Evet, Pilates'teki gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda Asil Yıldırım, yani gömülü sizi gömülü yazılım. Gömülü... Yıldırım yazılım. Hangisiydi diyorum önce. Jet hızıyla yazılım geliştiriyoruz abi, oradan geliyor. Soyadı da. Bunu koy. Evet, Pilates'teki gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda Asil Yıldırım var. Gömülü Yazılım grubunun lideri. Hoş geldin Asil. Hoş bulduk. Evet, Asil aslında ilk zamanlardan beri Pilates'te var olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Pilates'in daha birinci uydusunu uzaya gönderilmeden, yani o heyecanı burada yaşayan arkadaşlarımızdan. Evet, neler yapıyorsun Gömülü Yazılım grubunda? Evet, ben ilk yazılıma ilk başlayan aslında yazılım mühendisi benim burada. Ekibe ilk başlayan. Kaan da yine benzer şekilde bir iki hafta sonra başladı. İşte biz burada aslına bakarsanız ilk başta uydu odaklı çalışmaya başladık. Yani yer cihazları için yer yazılımlarını biraz daha bekletebiliriz ama dedik takvimimiz çok kısaydı. İlk başladık işte, geldik buraya, ben Aralık'ta başladım. İşte Nisan'da uydu gidecek. Bizim şansımıza bir de ilk uydu normalde her zaman erteleme olurdu. Öne çekildi. Öyle olunca iyice sıkıştık. Burada biz işte uyduların aslına bakarsanız görev yazılımlarını gerçekleştiriyoruz. Uydunun iç haberleşmesi, kendi sağlık durumu. Sonuçta bu uydu diğer sistemler gibi şey değil. Yani elinizin altında bulunabilecek ya da gönderildikten sonra tekrardan erişebileceğiniz bir sistem değil. Bir kere uzaya çıktıktan sonra artık uzaktan yani ne kadar geçiyor, müdahale tabii, edebiliyorsanız tabii. Ve o size ne kadar müdahale şansı verebiliyorsa o kadar eliniz kolunuz uzayabiliyor. Daha fazla bir şey yapamıyorsunuz. Ondan dolayı da bunu mümkün olduğunca önden gerçekleştirmek gerekiyor ki oraya çıktığında uydu uzayda yörüngede dönmeye başladığı zaman artık evet. Sizde bir sorun olduğunda ya da herhangi bir istek olduğunda onları gerçekleştirebilirsiniz. Aslında uydu yazılımı diyorsun. Bundan önce uydu yazılımıyla alakalı herhangi bir şey yapmış mıydın? Yok, ben de savunma sanayi kökenliyim. Evet. Herhangi bir uydu tecrübesi nereden olmadı. Nereden geliyorsun? Nasıl bir eğitimden geçtin? Ve şu ben... ODTÜ Elektrik Elektronik mezunuyum. Mezun olduğumdan beri de gömülü yazılımla uğraşıyorum aslında. Hı hı. Hep de donanıma çok yakın seviyede yazılımlar geliştiriyorduk. Ağırlıklı olarak ben gerçek zamanlı işletim sistemi üzerinde koşan yazılımlarla ilgileniyordum şimdiye kadar. Burada da zaten aslında benzer şekilde yine gerçek zamanlı işletim sistemlerinin üzerindeki koşan yazılımlar ve aynı zamanda birazcık şey de var. Biraz daha yetenek setini geliştirmek istediğim zaman da embedded Linux dediğimiz işte başka bir işletim sisteminde de yazılım geliştiriyoruz burada. Yani alanlar aslına bakarsanız şey olarak benziyorlar. Yani gereksinimlerimiz çok farklı değil mi? Tabii biraz çevre koşullarımız farklı oluyor. Dediğim gibi az önce de söyledim. Hani birine ulaşmak mümkün olabiliyor ama diğerini hani artık başka bir gözle geliştirmek gerekiyor. Gereksinimler değişiyor ama genel olarak yapılan iş benzer. Uydunun gömülü yazılımı diyoruz. Yani aslında uydunun hayatsal bütün faaliyetleri sizin yazdığınız yazılım üzerinden geçiyor. Öyle tabii, değil mi? Aynen öyle. Yani üzerindeki hem telekomünikasyona giden sinyaller, hem işte güç bataryasına giden sinyaller vesaire, her şey aslında senden. Uydu uzaya gittikten sonra biz sonuçta telemetre dediğimiz böyle bazı veriler alıyoruz. Bunlar evet. Aslında hep senle ilgileniyorsun değil mi? Yani uydunun şu anda hayatta olup olmadığını ya da sağlıklı olup olmadığı aslında senden geçmiş oluyor. Aynen. Aslına bakarsanız biz şey yaptığımız zaman yani uçuş yazılımı var aslına bakarsanız bunlarla ilgilenen. Hani uydu üzerinde birçok alt birim var. Bu alt birimlerden bir tanesi de OBC diyoruz biz. Bir tane görev bilgisayarı var. O görev bilgisayarın üzerinde koşan da bir tane uçuş yazılımı var. Bu uçuş yazılımı uydunun sağlığından da sorumlu tabii ki ve işte uydu işte poddan çıkıyor. Ondan sonra uzayda hareket etmeye başlıyor. Neler yapması gerekiyor? Hangi durumlarda hangi aksiyonları alması gerekiyor? Bunların hepsine karar veriyor ve kendisi hem yer destekli bir şekilde haberleşemezse de tam otonom şekilde görevleri yerine getirmek için şeyler yapıyor, faaliyetlerde bulunuyor. Her zaman yapıyor mu? Yani şimdiye kadar yapmadığı ya da işte öyle problem olan zamanlar oldu mu? Yani sinyal biz bu şekilde yazdık ama uzayda farklı bir şeyler oldu ve istediğimiz gibi gerçekleşmediği zamanlar oluyor. Oldu mu hiç? Çünkü 5 tane uydu var. Hepsinde aynen. Böyle smooth bir şekilde hepsi aynı anda çalışıyor olması kolay değil. Aynen. Neyse ki yerden müdahale edip düzeltemeyeceğim şekilde bir hata olmadı. Tabii ister istemez insan
eliyle çıktığı için bazı gözden kaçan şeyler olabiliyor. Bunları da yerden müdahaleyle düzeltiyoruz. Zaten test uydularımızın da amacı bir nevi buydu. Hani gönderelim, hem bu süreci öğrenelim, hem bilgimizi genişletelim, hem de ticari faaliyete geçtiğimiz zaman mümkün olduğunca bunların farkında olarak bir sistem geliştirmiş olalım ve bu sistemde mümkün olduğunca bu söylediğiniz hatalardan arındırılmış bir vaziyette çıksın. Yani temel motivasyonumuz buydu. Hiçbir zaman hatadan da korkmadık biz zaten. Her zaman agresif gidebiliyoruz. Aynen öyle. Hata yapmaktan korksaydık zaten bu takvimlerde çok zordu bu şeyleri geliştirmemiz, bir şeyleri ortaya koymamız. Ama dediğim gibi üstesinden gelemediğimiz çok şükür bir durum olmadı. Peki uzayda ters giren bir şeyler oldu mu? Ya bir anda telefon çalıyor. İşte neyse, Beyaz Saray'dan aramazlar ama telefon çalıyor. Uydudan şöyle bir sorun var ve hemen düzeltmemiz gerekiyor. Bir şekilde yeni bir yazılım göndermemiz gerekiyor dendi. Böyle bir şey oldu mu hiç? Aslına bakarsanız son uydularda olduğu bir tane. Oo. Bu 3-2'de başımıza geldi. 3-2'de fırlatma gerçekleşti. 3-1 ve 3-2 arka arkaya gidenlerin. Aynen, 3-1'de problem yok. 4-2'de. 4. ve 5. yüzlerimiz çıktılar pottan. Hemen zaten sonrasında üzerimizden geçtiler. Telemetrilerini kontrol ettik. Her şey yolunda. Her şey güzel bir ve şekilde. Ve bunlar ikiz uydu bu arada. Aynen öyle. Her şey güzel şekilde ilerliyorlar. Sonra hatta eğlenceler oldu. Biz o sırada işte Antalya'daydık. Oo, doğru. Aynen işte insanlar kutlamalar falan yapıyorlar. İşte daha sonra o telefon geldi. Evet, o telefon geldi. Yasin'den bir telefon geldi. Şeylere bakıyoruz. Bir kısa devre durumu tespit edilmiş uyduda diye. Benden teyit etmemi istediler. Ben tabii, insanlar eğleniyorlar. Biz içeride partideyiz tabii. Sen evet. Dışarı çıkıp. Aynen öyle oldu. Ben gittim işte şeylere baktım. Ben o telemetrilere falan baktım. Gerçekten de bir kısa devre durumu söz konusu. O kısa devrede şey de olmuş. Panellerin açılması için kullandığımız çıkış gücünde bir kısa devre görünüyordu. Ondan dolayı da şey güneş panellerinde. Aynen. Güneş panellerinde açılması gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Uydunun da açılmada bir probleme yol açınca bizim uydularımız tabii ki başlangıçta çok az şey yapabiliyorlar, güç üretebiliyorlar. Biz o panelleri açarak ve uyduyu belli stabil bir yörüngede döndürerek uydunun daha fazla güç üretebilmesini sağlıyoruz. Uyduda güç üretimi sıkıntıya girdiği zaman ister istemez aç adam pilden cepten yemeye başlıyor. Evet. Sonra tabii ki cepten yemeye başladı. Pil yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Biz tabii orada uydu da gerekli önlemleri alıyor kendi otonom olarak. Biz de yerden komutla gerekli şeyleri, müdahaleleri yaptık. Neyse ki kısa devre şey değildi ama bir süre devam ettik biz buna. Uyduyu çok az güçle işte uçuş yazılımını dahi kapatarak şey yaptık, hayatta tuttuk. Pilin tekrardan dolmasını sağladık. Daha sonradan uçuş yazılımını tekrardan devreye aldık. Bununla işte tekrardan bu deployment dediğimiz işte panellerin açılmasını vesaire denedik. En sonunda yüzümüz güldü. Bir denememizde kısa devre, çok kalıcı bir kısa devre değildi. Bir anlığına kalktı ve paneller açabildik. Paneller açıldı. Şu anda artık da zaten evet, o muhtemelen geçici şey vardı orada. Ne kadar sürdü bu olay? Yani heyecanlı zamanlar. Tam süresini bilmiyorum ama yine birkaç gün böyle devam etti. Kısa devre sürekli deniyoruz biz tabii ki. Şey yapmaya çalışıyoruz. Uyduyu da bir yandan hayatta tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bataryası bitse, haberleşmemiz kesilse artık... Artık o en kötü şey yani. En kötü şey. Yani şey, aslında doktor gibisin sen burada. Ya oksijeni orada tutuyorsun gibi bir şey. Oksijen aldıkça sen de bir şekilde o sağlık durumunu sürekli... Hani uzaya giden astronotlara işte her tarafına işte bağlantılar yaparlar. Astronotun hayatta nasıl kaldığını test eden doktorları vardır. Aynen sen de herhalde böyle bir şey yapıyorsun. Uzayda evet. Uydular çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Nasıl bugün durumları? Nasılmış benim bebeklerim diye. Aynen. Bu uyduda zaten o ilk baştaki platformdaki bütün donanımlar ve yazılımlar bize aitti. Ondan dolayı da biraz daha elimiz rahattı. Bu Türkiye'de yapıldı, biz yaptık burada. Tabii donanımlarını, yazılımlarını. Yapıldı. Evet, her şeyini biz geliştirdik. Bu 3-1, 3-2 bu son uydularımızda da zaten onun verdiği de bir rahatlık vardı. Hani bu tarz şeylere karşı biz zaten önden düşünüp bazı önlemler almıştık. Ve bu önlemler sayesinde de işte uçuş yazılımını dahi kapatıp işte...
hala uyduya... O büyük riski bile alabiliyorsunuz. Evet, yani. Hala uyduya bir şeyler gönderip hala bir şeyler deneyebiliyorduk yani. Bu sayede de işte bu zorlu süreci, birazcık stresli süreci en azından. Harika, harika. Evet, uydular uzayda da yerinde durmayabiliyor. Yani bir kozmik ışın gelebiliyor. Güneş patlamasından bir tane ekstra bir radyasyonla bozulabiliyorlar ya da herhangi bir şekilde sorunlar yaşayabiliyorlar. Bir şekilde de çözülebilecek durum varsa da işte sizin böyle yazılımlarınızla çözülebiliyor. O zaman diyebiliriz. Evet. Evet, aynen. Harika. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra devasa bir takım yapacağız. Bu takım nasıl çalışacak? Bu takım nasıl işleyecek? Şimdi bizim zaten aslına bakarsanız 3 tane yol haritamız var. Bir tanesi haberleşme uyduları, bir tanesi görüntüleme, bir de işte Satellite as a Service dediğimiz işte uydu üzerinden istenen hizmetleri özel olarak verebilme üzerine. Şu anda biz zaten haberleşme üzerine, haberleşmede de IoT cihazlarındaki haberleşme üzerine odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda bir dörtlü takım uyduyu göndereceğiz. Temmuz'da fırlatılacak. Şu anda şey yapıyoruz, işte onun geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra da artık ticari faaliyete geçmeye başlayacağız. Orada da işte yerde direkt yer modülleriyle doğrudan uydunun haberleştiği ya da işte bir şey aracılığıyla, biz işte gateway bunlar diyoruz, uydu erişim terminali diyoruz. Uydu erişim terminalleri aracılığıyla bazı cihazları toplayarak, cihazlardaki verileri toplayarak işte o bölgede herhangi bir bağlantı yoksa bile işte uydu üzerinden bağlantısını gerçekleştirip daha sonra bu verileri ilgili kişilere en kısa sürede ulaştırmak için faaliyette bulunacağız. Şu anda da direkt bunun üzerine odaklanmış vaziyetteyiz. O zaman teşekkür ediyoruz Asil sana. Ben teşekkür ederim. Planist'teki arkadaşlarımız ve görevlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bizi takipte kalın.